4. sınıflar bu dersimizde bölme işlemi problemleri çözeceğiz. Hazırsanız ilk soruyla hemen başlayalım. Aykut her gün kumbarasına 15 TL para atmaktadır. Aykut'un 345 TL değerindeki oyuncağı alabilmesi için kaç gün para biriktirmelidir demiş. Şimdi oyuncağın değeri toplamda 345 TL ve 15'er 15'er biriktirdiğine göre ne yapıyorum? 345'i 15'e bölerek kaç gün para biriktirmesi gerektiğini buluyorum. 3'ün içinde yok ama 34'ün içinde 15 2 defa. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde vardı. 3. Çıkardım. 0 kaldı. 4 kaldı. Sonra ne yapıyorum? 5'e aşağı iniyorum ve 45'in içinde 15 arıyorum. 45'in içinde 15 3 defa. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 1 3. Bir de elde vardı. 4 çıktı. 0 0 kaldı. Demek ki toplam 23 gün boyunca para biriktirmesi gerekiyormuş. Diğer sorum şöyle. 240 sayfalık kitabı İclal 8 günde. İpek ise 10 günde okuyor. İclal 1 günde İpek'ten kaç sayfa daha fazla kitap okumuştur diyor. Şimdi 240 sayfalık kitap eğer 8 günde okunuyorsa bakalım 1 günde Kaç sayfa kitap okuyacak? İclal. Bunu bulmak için ne yapıyorum? 240'ı 8'e bölüyorum. 2'nin içinde yok. 24'ün içinde 8. 3 defa. 3 kere 8. 24. Çıktı 0, 0 kaldı. 0 aşağı iniyorum ama 0'ın içinde 8 olmadığı için buraya da 0 koyuyorum. Peki 240 sayfalık kitabı İpek 10 günde okuyormuş. Bakalım bir günde kaç sayfa okumuş. Hemen bu şekilde kolayca bölme işlemi yapıyorum. 24 bölü 1'den ne çıkıyor? Burası da 24 çıkmış oluyor. Şimdi ne yapıyorum? İclal bir günde İpek'ten kaç sayfa daha fazla kitap okumuştur diyordu. E, İclal'in okuduğu bu. İpeğin okuduğu ise bu. O zaman ne yapıyorum? 30'dan 24'e çıkararak bir günde 6 sayfa daha fazla kitap okumuştur diyorum. Bir kırtasiyedeki 444 adet mavi ve 324 adet kırmızı kalem 12 şerli paketlere konulacaktır. Bu işlem için kaç paket gerekir demiş. Peki 444 adet mavi kalem. 444 adet mavi kalem 12 şerli paketlere konulacaksa bakalım kaç paket gerekirmiş. 4'ün içinde yok ama 44'ün içinde 12 Kaç defa? 3 defadır değil mi? 3 kere 12, 36 çıktı. 8 kaldı. 4'ü aşağı indim. 84'ün içinde 12, 7 defa. 7 kere 2, 14. 7 kere 1, 7. 1 daha 8, 0, 0. Demek ki burada e, mavi kalemlerde, yani mavi kalemler için 37 paket gerekecekmiş. Peki kırmızı kalemler için de bakalım. 324 bölü 12 diyorum. 32'nin içinde 12, 2 defa. 2 kere 12, 24 çıktı 8 kaldı. 4'ü aşağı indim. 84'ün içinde 12 7 defa. 7 kere 12 84 çıktı. 0 0 kaldı. Kırmızı kalemler için ise 27 paket gerekiyormuş. E 37 paket 27 paket daha bakalım. Toplamda kaç paket gerekecekmiş bu işlem için? 7 7 daha 14. Elde var 1. Buraya verdim. 1 3 daha 4 2 daha 6. Demek ki toplamda 64 paket gerekliymiş. Diğer sorum bir market sahibi 255 TL'yi beşerli banknotlar olarak ve 340 TL'yi onarlı banknotlar halinde sıralıyor. Buna göre market sahibinin sıraladığı banknotların sayısı kaçtır diyor. Şimdi 255 TL'si varmış ve beşerli banknotlar yapacakmış. Bakalım kaç tane banknot olacak beşerli. 25'in içinde 5, 5 keredir. 5 kere 5, 25, çıktı 0 0 kaldı 5'i aşağı indim 5'in içinde 5 bir defa bir kere 5 5 çıktı 0 kaldı demek ki 5'erli banknotlardan 50 adet varmış peki 340 TL'lik banknotlardan ise bu şekilde onarlı halde sıralayacakmış bunu zihinden bölebiliriz zaten 34 bölü 1'den ne yaptık 34 adette onarlı banknotlar oldu peki ne demişti bize banknotların toplam sayısı kaçtır demişti. E, 51 adet buradan geldi. 34 adet de buradan geldi. 1, 4 daha 5. 5, 3 daha 8. Demek ki toplamda 85 adet banknot olmuş oldu. Sayfamızın ilk sorusu şöyle. 4 paket boncuktan 65 adet bileklik yapılacaktır. Paketlerde 253 kırmızı, 125 mavi, 230 sarı ve 302 yeşil boncuk vardır. Buna göre her bileklik kaç boncuktan oluşmuştur diyor. Peki hemen bakalım. 253 adet kırmızı, 125 mavi, 230 sarı ve 302 de yeşil boncuk varmış. Bakalım toplam boncuk sayısı kaç? 3, 5 daha 8, 2 daha 10. Elde var. 1 buraya verdim. 1, 5 daha 6, 2 daha 8, 8, 3 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 2 daha 3, 4, 5, 6, 6, 3 daha 9. Yani toplamda 910 adet ne varmış? Boncuk varmış. Adet boncuk. Peki 65 adet bileklik yapılacağına göre ne yapacağım? 910 adet boncuğu 65 bilekliğe bölerek her bileklik için kaç boncuk olduğunu bulmaya çalışacağım. 91'in içinde 65 bir defa bir kere 65 65 çıktı. Burada 6 kaldı. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 260. 260'ın içinde 65 kaç keredir? 4, 4 kere 5 20. 4 x 6 24 25 26 bu şekilde 0 0 0 kaldı. Demek ki her bileklik kaç boncuktan oluşmuştur demiş. Her bileklik 14 boncuktan oluşmuş oldu. Peki diğer sorumuz bir manav 475 adet portakalın 7 tanesini çocuklarına ayırmış ve geri kalanını 13 olarak paketlemiştir. Buna göre manav kaç paket kullanmıştır demiş. Şimdi öncelikle 475 adet portakal varmış 7 tanesini ayırmış. Yani bu 7 tanesini buradan çıkaracağız. 5'ten 7 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. 15'ten 7 çıktı. 8 kaldı. Burada 6 kalmıştı. Ne kaldı? 468 portakal kaldı. 468 portakalı 13 erli olarak paketleyecekmiş. E, dolayısıyla ne yapacağım? 13'e böleceğim. 46'nın içinde 13 kaç defadır? 3 defadır. 3 kere 13. 39 çıktı. Bakalım 6'dan 9 çıkmaz. Yine buradan aldım. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı. 78. Peki 78'in içinde 13 kaç defadır? Bakalım 6 kere var mıdır? 6 kere 3 18. Elde var 1. 6 kere 1 6. Bir de elde vardı. 7. 0. 0 kaldı. Demek ki manav kaç paket kullanmış? 36 paket kullanmıştır demiş olduk. 12 kişilik bir arkadaş grubu toplam 840 TL ikramiye almış ve içlerinden 7 tanesi kişi başı aldığı ikramiyeleri birleştirerek tüm arkadaşlara yemek ısmarlamıştır. Buna göre yemek kaç TL tutmuştur demiş. Şimdi 12 kişilik bir arkadaş grubu toplam 840 TL ikramiye alıyorsa bakalım kişi başı kaç TL ikramiye almışlar. Ne yapıyorum? 840'ı 12'ye bölüyorum. 84'ün içinde 12 7 defa 7 kere 12 84 çıktı 0 0 kaldı 0'ı buraya indim 0'ın içinde 12 olmadığı için buraya da 0 koymuş oldum. Yani kişi başı ne olmuş oldu kişi başı 70'er TL ikramiye almışlar peki içlerinden 7 tanesi kişi başı aldığı ikramiyeleri birleştirerek yemek ısmarlamış yani 7 ile de ne yapacağım 70'i çarparsam yemek fiyatını bulmuş olacağım 7 kere 0 0 7 kere 7 49 yani toplam 490 TL tutmuş ısmarladıkları yemek. Diğer sorumuz hem bir saat sorusu hem bir hız sorusu. Hemen bakalım. Aylin saat 9'da evden çıkarak 560 kilometrelik yol gidecek ve arada 2 saat mola verecektir. Aracın hızı ortalama 70 kilometre olduğuna göre Aylin gideceği yere kaç saatte varır diyor. Şimdi öncelikle biz nereye odaklanalım? 560 kilometrelik yolu 70 kilometre hızla gidiyormuş. E ben bu 560 kilometrelik yolu eğer 70 kilometreye bölersem neyi bulurum? Kaç saatte gittiğini bulurum değil mi? Yani 560 kilometrelik yolu kaç saatte gittiğini bulmak için yolu ne yapıyorum? Hıza bölüyorum. Hemen şunlar gitti. 56'yı 7'ye böldüm. Ne çıkmış oldu? 8 saat çıkmış oldu. Fakat 8 saatte gidebilmiş mi? 2 saat mola vermiş değil mi? Dolayısıyla buna ne yapacağım? 2 saat daha ekleyeceğim. 8 saat 2 saat daha toplam yolda geçirdiği saat ne olmuş oldu? 10 saat olmuş oldu. Peki evden kaçta çıkmıştı? Evden 9'da çıkmıştı. O zaman bu 9'a ne ekleyeceğim? 10 saati ekleyeceğim. Ve kaçta varacağını bulacağım. 0 0 dedim. 19 daha 19. Demek ki kaçta varacakmış? Saat 19'da varacakmış. Yani akşam 7 saatlerinde. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.